içinde ayrı bir mail adresimiz var. Zürih Başkonsolosluğumuz, konsolosluk hizmetleriyle ilgili görüş ve beklentilerin paylaşıldığı bir toplantı düzenledi. Bütün temsilciliklerimizde kullandığımız için mevzayı tercih ediyoruz. Toplantıda başta Başkonsolos Aslı Oral olmak üzere tüm konsolosluk personeli hazır bulundu. Her şeyi söyleyebileceğim. Başkonsolos Aslı Oral, seçimlerde oy kullanmak üzere vatandaşlarımıza önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Şubat ayında benzer bir toplantı yapmışız. Bu yılda böyle bir toplantıyı yapmayı arzuladık. Konsolosluk hizmetleriyle ilgili bilgi sunduk katılımcılara. Ve bazı eksiklerimizi de bu arada vurgulamayı istedik. Neler yapıyoruz, nasıl çalışıyoruz, koşullarımız nedir, ne kadar vatandaşa hizmet veriyoruz ve amacımız nedir, nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? Bunlar üzerinde durduk. Peki katılımdan artı size gelen eleştirilerden memnun musunuz? Sizi beni bir adım daha Zürih'te başkonsolos olarak ilerletecek bilgilere sahip olabildim diyor biliyor musunuz bugün akşam? Ben çok yapıcı buldum bu toplantıyı. Onun için 6 ayda bir de belki tekrarlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey tabii bu ilk elden vatandaşın sorunlarıyla ilgili bilgi alma imkanını sağladı. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasıyla ilgili olarak bazı uygulamada doğabilecek sıkıntılar olduğunu gördük. Bunları araştıracağız. Bunun dışında vatandaşa nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? Bununla ilgili çalışacağız. Web sitemizi belki biraz daha geliştirme yoluna gideceğiz. Bunun dışında hapishanedeki vatandaşlarımıza zaten düzenli olarak ziyaretler yapıyoruz. Ama onların sorunlarıyla bağlantılı belki bazı çalışmalar da yapabiliriz. Zaten Bern Büyükelçiliğimizin ve bakanlığımızın bu yönde çalışmaları vardı Adalet Bakanlığı ile birlikte. Ama yine bunların daha takipçisi olabiliriz diye düşündüm. Ve burada benim hoşuma giden, yani yapıcı bir şekilde vatandaşlar birbirine yaklaştılar, katılımcılar, dernek temsilcileri ve bazı konularda da birbirlerini cevapladılar. Belki bazı bilgi eksikliklerini de giderme imkanı buldular. Bu bakımdan ben bunu önemli bir platform olarak görüyorum. Başkonsolosluk olarak bu tip toplantıları yapmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Birebir bizim de bilgi almamızı sağladığı için bana da yol gösterici oluyor. Ayrıca bu bakımdan da teşekkür ediyorum katılımcılara. Aslında, bu toplantıda dile getirilmeyen çok kısa bir olay var. İsviçre'deki eğitim sisteminde yani özellikle üniversitelerde yabancı ülkelerden İsviçre'ye okumak için gelmek isteyen Türkiye'den de çok vatandaşımız olduğu için söylüyorum bunu. Yeni bir şey var. İsviçre'de üniversiteye gidenler bir harç ödüyor ama yurt dışından gelenlerden neredeyse 5 katı talep ediliyor. Bu konuyu acaba Türkiye Milli Eğitim Bakanlığımıza müracaat bildirip de gerekli önlemler alınması konusunda sizin de en azından Eğitim Bakanlığımızın bu konuda bilgilenmesini sağlayabilirsiniz diye düşündüm. Tabii bu da önemli bir sorun. İsviçre'ye okumaya gelen vatandaşlarımız için, özellikle Türkiye'den ağırlıklı olarak gelenler için belki bazı önlemler alma imkanı olabilir. Biz bu konuyu da Bern Büyükelçiliğimize ileteceğiz. Orada eğitim müşavirliğimiz de var. Onlarla da görüşeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkısını sağlanması mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle ne olabilir onu tabii kestirmek biraz güç.